okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerif, Kur'an-ı Hakim ve arasında getirmiş olduğumuz salat ve selamları yaklaşık bundan bir sene önce Antalya'mızın sevilen simalarından Esnaf ve Sanatkarlar Odası eski başkanı Abdullah Sevimçok abimizin ruhuna gönderiyorsan kabul eyle ya Rabbi. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Okunmuş olan Kur'an-ı Kerimleri, salat ve selamları kendisinde, kabrinde enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Geride kalan değerli dostlarına, ailesine, sevdiklerine sabır cemiller ihsan eyle ya Allah'ım. Hala vefat ettiğine inanamayan kişilerden biriyim ben de. Abdullah Başkanımız başkandan çok benim için bir abiydi, bir dosttu. En zor zamanlarımızda bize destek olan, sırtımızı dayayabileceğimiz bir abiydi. Bazı kişiler bıraktıklarıyla haşrolur. Abdullah Başkan da iyi niyetiyle gösterdiği, yaptığı işlerle bizlere aydınlattı. Biz de onu kendimize örnek olarak devam ettirerek işlerimizi devam ettirmekteyiz. Aynı onun gösterdiği yolda yine oda başkanlığını devam ettirmekteyiz. Onun gösterdiği yolda kooperatifteki görevimize devam etmekteyiz. Allah nur içinde yatmayı nasip etsin. Allah cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. Hayır, o ne? Anlatmak sözler kifayet etmez. İşte ölümünün bugün yıl dönümü 27 Mart. Allah kanı kanı rahmet edilsin. Kendisiyle pastor odasında ben onun başkan vekiliydim. 20 sene omuz omuza koştuk. Ve şu onun yerinin dolması için yönetimdeki arkadaşlarla beraber hatırasını yaşatmaya çalışıyoruz. Yeri dolduramaz değerli bir kardeşimdi. Tabii ki başkanımız düzgün bir insandı, iyi bir insandı. Nur içinde yatsın, cennette mekan olsun. Öyle bir insan Antalya'mıza bir daha gelmez. Çok iyi bir insandı. Kimseyi kırmayan, büyükle büyük olan, küçükle küçük olan, çok sevdiğimiz bir abimizdi. Kaybettik. Birinci yıl dönümü bugün. Onun anısına bir mevlüt okuyoruz. İnşallah hayır olur, hayırlı vesile olur diye düşünüyorum. Biz onunla bir Demre seyahatimiz oldu. Bir gün boyunca. Uğradığımız yerlerdeki esnaf odalarının sorumlularını, başkanlarını ziyaret ettik tek tek. Belediye başkanlarını ziyaret ettik. En sonunda Süleyman Topçu başkanımla görüşmüştük. O günü hiç unutamıyorum. Dolu dolu sabahtan yatsı evlerine kadar geçirmiş olduğumuz bir gün. Onu özlüyoruz ya. Özlüyoruz. Çok özlüyoruz. Ve hala odamda fotoğrafları var. Ki ben hani geçmişim çok yok. 7 yıldan beri tanıyorum kendisini ama daha önceden de tanımadım ha. Çok üzgünüm. Aynı zamanda benim kızımla onun kızı da 4 yıl sınıf arkadaşlığı yaptı. Biz oradan tanışmıştık aslen. Anılarla doluyuz, üzüntülüyüz. Aklımızdan çıkmıyor. Özlüyoruz. Başkanımız gerçekten yani kelimelerin yetmediği bir insandı. Gerçekten esnafın ağayı babasıydı. Mükemmel bir insan. Dost canlısı bir insandı. Bir şey demek yani gerçekten denmiyor. Gerçekten üzüntümüz çok. Birinci yılını doldurdu. Ölüm seneyesindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Esnaf teşkilatımıza hep sabırlar eylesin. Yani hep düşünüyoruz, hep anıyoruz. Her zaman esnafın yanındaydı. Esnaf için hep gayretli bir şeyler yapmak için uğraştı. Rabbim de onun bu uğraşlarını inşallah cennetin en güzel yerlerinde yerleştirir. Eşsiz bir insandı. O kadar çok söyleyecek söz var ki tek kelimeyle yerini dolduracak kimseyi tanımıyorum. Benim için özellikle bir abiydi. Unutamayız yani iyiliklerini, esnafa, samimiyetini, yardımlarını. Harika bir insandı. Nur içinde yatsın. Duygularım şu anda karma karışık. Yani bir yıl nasıl geçti de biz onun yokluğuna hala alışamadık ki alışamayacağız da. Çünkü onun bir sözü vardı.
Biz Peygamber Efendimiz'i görmesek de onu seviyoruz. Biz böyle bir milletiz ve başkanım da öyle bir insandı. Sanki bu sözleri söylerken bilerek söylemiş. Ben başkanımı bir başkan değil bir abi olarak görüyordum. Bana çok büyük bir misyon yükleyerek göçtü gitti. Allah onun nurlar içinde yatırsın. Çünkü ben şu anda eğer bulunduğum yerdeysem onun sayesinde bulunuyorum ve onun bana taktığı altın bilezikle hayatımı idame ettiriyorum. Buradan bütün başkanımı sevenlere selam olsun diyorum. Çünkü öyle bir insan belki 100 yılda 1000 yılda gelebilecek bir insan. Hani o sadece bir başkan, bir idareci değildi. Çok iyi bir insandı. Benim çocukluk arkadaşımdı, benim abimdi. Benim sırtını yasladığım, değerli aileden saydığım bir abimdi. Nurlar içinde yatsın. Biz bugün burada onu yad etmek için mevlidine katıldık. İnşallah ruhuna gider diyorum. Her şeyiyle ufuk vaat eden, geleceğinin böyle buralara kadar geleceğini ifade eden, gençliğinde öyle her çocuklar gibi bizler gibi haylazlık yapan birisi hiç değildi. Abdullah Başkanım'ın adını duyduğum zaman duygulanıyorum. Çünkü biliyorsun benim iş yerimle onun arası 20 metreydi. Çocukluğundan babasınınla arkadaşlık yaptık. Allah rahmet eylesin. Kendisiyle çok hatıralarımız var. Anlatamam. Yani kendisiyle oda başkanlığından ziyade, birlik başkanlığından ziyade bir de iş yeri komşuluğum vardı. Kendisini çocukluğundan beri tanıdığım, o da bizi hiçbir zaman birlik başkanımız oldu, biz oda başkanı olduk. Hiçbir zaman bana abi kelimesini unutmadı. Yani öyle unutup da sonradan da hatırlamadı. Her seferinde abi olarak bizleri gördü. Kendisi bizi çok üzdü. Kendisini rahmetle anıyorum. Cennet mekanı olsun. Sayın Abdullah Çavuş çok yanımızda, gönlümüzde bir iz bırakarak gitti. Yıllarca beraber aynı yıl başkan olduk 90'da. 90'dan rahmetli 2 sene oluyor aşağı yukarı. 2 seneye kadar hiç ayrılmadık. Hep beraber çalıştık. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu ama gönül almasını da biliyordu. İnsan sevgisini de biliyordu. Allah'ım rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Rabbim sevdiklerini yanına alıyor. Onun için onunla da kendimizi teselli ediyoruz. Nur içinde yatsın. Her anısı, her yaptığı işin içerisinde ben vardım. Abi ben bunu buradan buraya alacağım dediği zaman ilk önce bana danışırdı. Rahmetli. Yani çok anımız geçti, çok yıllarımız geçti. Aramızda en küçük bir olumsuzluk yaşamadık. Yaşamazdın da yani. Mutlaka arardı Muharrem abi. Biz bunu nasıl yapalım? Önce bana danışırdı. Elinde büyüttüğüm için yani ne diyeyim? Onun anısına lokma dağıtıyoruz. İnşallah ulaşır. 2004 yılından beri tanırım başkanımı. Pastacılar Odası Başkanı ve Esnaf Kefalet Başkanı'ydı. KPZ Esnaf Kefalet'in. Yani dönem dönem tüm esnafa orantılı bir şekilde, eşit bir şekilde yardımcı olmuştur. Kredi konusunda kefaletle yardımcı olmuştur. Oda başkanıyken 75 tane meslek odasını hiçbirini birbirinden ayırt etmeksizin hizmetleri vardır. Aynı zamanda yani siyasi partilere herkülade eşit bakardı. Yani öyle bir insandı. Şimdi benim hem akrabam olmasından ziyade iyi bir abim, iyi bir dostum, iyi bir yol göstericimdi benim. Çok erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hatta bugün sizin paylaştığınız videoya, röportajınıza baktığım zaman şöyle içim, yüreğim cız etti. Çok özlüyoruz. Özlemle, rahmetle anıyoruz kendisini. Antalya'da gerçekten çok iyi hizmetler yapmış. Çok hoş, yani onun felsefesiydi zaten. Hoş bir seda bırakmak, gönüllerde önemli olan iyi anılmak derdi. Gerçekten de bugün kendisi aramızda ayrılığa bir yol oldu ama gerçekten hoş bir seda bırakarak, çok iyi anılarak bugün de yad ettik kendisini. Allah'tan rahmet diliyorum tekrar kendisine. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Arıyoruz. Benim için çok değerli bir insandı. Bir abiydi bana. Yani mesleğe başladığım yıllardan beri hiç desteğini esirgemedi. Ben Ticaret Sanayi Odası üyesi olduğum halde Esnaf Sanatkar Odası Başkanı olarak bana çok desteği oldu. Hatta hep derdi, esnafın belgesi olmaz, sen işine gücüne devam et derdi. Çok severdi beni, sağ olsun.
Mekanı cennet olsun. Başkanım anlatamam ya. Ben şu anda inan gene yani böyle hani mevlidinden çıktım. Yani gene tüylerim diken diken. Onu unutmak yani imkanı olan bir şey değil. Yani hep aklımızda, hep içimizde devamlı. Yani hani birlikte çok şeyler yaptık. Daha da yapacağımız çok şeyler vardı ama aramızdan erken ayrıldı. Çok iyi bir insandı. İnsan olarak Antalya esnafına yani katkısı çok büyüktür. Gerçekten Antalya esnafının hani kendisini hani bulmasını sağlayan yani başkanımızdır Abdullah Başkanım. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Abdullah Başkanımızın yıl dönümü mevlidine katılmak için buraya geldik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toprağa bereketli olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Merhum Abdullah Başkanımızın yıl dönümünü mevlidine katılmak için geldik. Allah kabul etsin diye. Abdullah Başkan tanımak, anlatmak için tanımak yeterli. Daha fazla söze gerek yok bence. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bugün burada Antalya Esnaf Odaları Birlik Başkanımız rahmetli Abdullah Selimçok'un mevlidi için buraya bir araya geldik. İnşallah rahmetli güler yüzlü iyi kalpli başkanımızın mekanı cennet olsun diyoruz. Rahmetli başkan çok iyi bir başkandı. Allah mekanını cennet etsin. Allah o Peygamber Efendimizin o sancağı altında toplanmayı nasip etsin. Yani bu çok nadir böyle Esnaf Odaları Birliği Başkanı olarak dürüst, namuslu, işini seven bir başkan gördük ama inşallah bundan sonra da öyle bir başkan görürüz. Yani Antalya'da şu anda bir başkanını kaybetti ama kalbimizde yaşıyor, ruhumuzda yaşıyor. İnşallah bizler de öbür aleme göç ettiği zaman onunla birlikte bizleri karşılaştırmayı nasip etsin. Rahmetli başkanımızla beraber biz uzun yıllar beraber çalıştık. Onu anlatmaya kelime yetmiyor ki. Yani şimdi anlatmak için bile bir şeyler bulamıyorum. Ama anlatmaya kalksak da günler sürer. Diyebilirim ki iyi insanlardan birisiydi. İnsanlar öldükten sonra iyilik anılmak da güzel bir şey. Allah mekan cennet eylesin, mezar nur eylesin. Bir araya gelmemek demek, birbirimizi anlamak değil. Biz Peygamber Efendimiz'i hiç görmedik. Ama görmediğimiz halde yürekten seviyoruz. Onun için biz sizleri görsek de görmesek de hakikaten yürekten seviyoruz.